Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, die Präposition in, vor ve unter. Bunları arkadaşlar akusatif formunda inceliyor olacağız. Dilerseniz dersimiz başlasın. Arkadaşlar hatırlayacak olursanız die Präposition neydi? Yer edatları anlamına gelen, değil mi? Die Präposition konusunu biz datif formunda görmüştük. Yer edatları dendiğinde aklımıza ne gelmeli? İşte üstünde, altında, yanında, arasında gibi, değil mi? Edatlar die Präposition kapsamındaydı. Bu dersimizde arkadaşlar daha önceden görmüş olduğumuz bu die Präposition im Dativ, yani datifteki yer edatlarını akusatif formunda inceliyor olacağız. Dilerseniz ilk örneğimizle bir inceleyelim bu konuyu. Öncelikle buraya baktığımızda arkadaşlar içinde derken ne diyorduk arkadaşlar? İçinde derken in diyorduk, öyle değil mi? Dolayısıyla burada bir yönelim olduğundan dolayı içinde in, içeriye deriz, değil mi? İçine deriz güzel Türkçe'de. Tabii bunu söyleyebilmemiz için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Akusatifi bir hatırlamamız gerekiyor. Bunu daha önceki derslerimizde, değil mi, ayrıntılı görmüştük. Ancak burada da bir üstünden bir geçelim isterseniz akusatif konusuna. Ne yapmıştık akusatifte? Nasıl bir dönüşüm oluyordu? Çok çok ufak bir dönüşüm oluyordu. Neydi bu? Der, den'e dönüşüyordu. Öyle değil mi? Die aynı şekilde kalıyordu. Das gene das şeklinde kalıyordu. Die Plural dediğimiz çoğul die ne oluyordu? Die şeklinde kalmış oluyordu. Tekrar bir üstünden geçelim. Demek ki den ne oluyormuş? Die'ne dönüşürken die, das ve die Plural ne oluyormuş? Aynı şekilde kalmış oluyormuş. Dilerseniz örneğimize bir bakalım. Şimdi ilk örneğe baktığımızda arkadaşlar burada bu renk kodlarını hatırlayacak olursak kırmızıyla neyi işaretlemiş oluyorduk, yani neyi ifade etmiş oluyorduk? Die artikelini, mavi ile der artikelini, das ne oluyordu? Yeşille ifade ediliyordu, değil mi? Sarı çoğullarda da ne yapmış oluyorduk? Die artikeli demek ki sarıyla işaretlenmiş oluyordu. Bunlar zaten uluslararası renk kodlarıydı. Demek ki bu renkleri gördüğümüzde ne yapıyormuşuz? O ilgili artikeli çağrıştırmış oluyormuşuz, öyle değil mi? Dolayısıyla bu renkleri kullanmamdaki sebep daha kolay bir şekilde bu görsel hafızayı da işin içerisine katmak maksatlı. Şimdi ilk örneğe baktığımızda die Schule neydi, die Schule arkadaşlar? Okul demekti. Ben okula gidiyorum derken ich gehe in die Schule demiş oluyorum. Bakın burada bir yönelim söz konusu olduğundan dolayı okula gidiyorum, değil mi? Okulun içerisine, o mahallenin içerisine giriyorum derken in prepozisyonunu kullanmış oluyorum. Dolayısıyla ich gehe in die Schule demiş oluyorum. Tabii burada dersimizde belki alakalı olmayabilir ama ben burada ich gehe zur Schule diyebilirim arkadaşlar. Ich gehe zur Schule, ich gehe in die Schule aynı anlama geliyor. Ancak oradaki fonksiyon farklı olduğundan dolayı onu sadece bir antiparantez bir açmak istedim. Demek ki okula gidiyorum derken ich gehe in die Schule demiş oluyorum. Buraya baktığımızda arkadaşlar wir gehen in den Supermarkt. Evet, der Supermarkt anlaşılacağı üzere süpermarket demek. Dolayısıyla biz süpermarkete giriyoruz, değil mi? Burası da kapalı bir alan. Dolayısıyla ne yapmam gerekiyor? In yer edatını kullanmam gerekiyor. Der neye dönüşüyormuş arkadaşlar? Den'e dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla biz süpermarketin içine giriyoruz, değil mi? Ama güzel Türkçe'de ne deriz? Süpermarkete gidiyoruz deriz. Ancak burada Almanca'da arkadaşlar in'i getirmem gerekiyor. Dolayısıyla wir gehen in den Supermarkt demiş oluyoruz. Buraya baktığımızda arkadaşlar das Theater, das Theater tiyatro demek. Dolayısıyla burada ikinci çoğul, değil mi? Sizler tiyatroya gidiyorsunuz derken bakın burada das Theater, burada dönüşüm var mı? Hayır, yok. Aynı şekilde kalmış oluyor. Ne yapıyorum? In das Theater yerine in ve das'ı bir araya getiriyorum ve ne demiş oluyorum? Ins Theater demiş oluyorum. Dolayısıyla sizler tiyatroya gidiyorsunuz diyecek olursak demek ki ne diyecekmişiz? Ihr geht
ins Theater diyecekmişiz. Sonraki örneğe baktığımızda arkadaşlar, evet, çoğul olarak gördüğümüz Supermarkt, der Supermarkt ne olmuş arkadaşlar? Die Supermärkte olmuş. Bakın burada dikkat edin, A'nın üstüne ne geliyor? Umlaut. Dolayısıyla Märkte ve sonlandırıcı olarak ne gelmiş? E gelmiş. Die Supermärkte demek ki süpermarketler denmiş oluyor. Bakın burada die Menschen, die Menschen insanlar demek. Tek başına der Mensch insanlar diyecek olursak die Menschen demiş oluyoruz. Laufen, laufen de arkadaşlar hızlı tempolu yürümek anlamında olabileceği gibi yürümek, koşmak anlamına da gelebiliyor. Orada artık neyi kastediyorsak ona göre yorumlanmış oluyor. Burada insanlar süpermarkete koşuyor, değil mi? Belki saat gelmiştir, kapanış saati yaklaşmıştır ve insanlar hızlı tempolu bir şekilde süpermarketlere akın ediyordur anlamı da çıkabilir pekala. Dolayısıyla insanlar süpermarkete yürüyorlar, koşuyorlar, hızlı tempolu gidiyorlar diyecek olursak die Menschen laufen in die Supermärkte diye biliriz, değil mi? Demek ki burada herhangi bir dönüşüm olmuyormuş. Dönüşüm nerede oluyormuş arkadaşlar? Der ne oluyor? Dine dönüşmüş oluyor. Tabii arkadaşlar burada konu başlığının altını mutlaka çizmek gerekiyor. Şimdi çoğu arkadaşımız şey diyebilir, ya bu neden işte söz gelimi in den Supermarkt oldu. Niye im Supermarkt olmadı? Çünkü burada ne var arkadaşlar? Bakın çizime de baktığımızda bir yönelim var. Akusatif bir durum var. Oraya doğru yöneliyoruz. Onun içinde değiliz henüz, değil mi? Süpermarketin içinde değiliz. Oraya doğru gidiyoruz. Dolayısıyla biz bunu ne yapıyoruz? Akusatif başlığı altında incelememiz gerekiyor. Tabi burada bizim soru olarak, burası önemli arkadaşlar, soru olarak şunu sormamız gerekiyor. Nereye doğru? Dolayısıyla bunun sorusu ne olacak arkadaşlar? Wohin? Çünkü niye arkadaşlar? Akusatifin sorusu neydi? Wohin? Oysa ki biz datifte ne diyorduk soru olarak? Wo, nerede diyorduk. Ancak burada nereye? Dolayısıyla akusatifi gerektiren bir durum olmuş oluyor. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich gehe in die Schule. Ich gehe in die Schule. Wir gehen in den Supermarkt. Wir gehen in den Supermarkt. Ihr geht ins Theater. Ihr geht ins Theater. Die Menschen laufen in die Supermärkte. Die Menschen laufen in die Supermärkte. Sıradaki prepozisyona bakacak olursak arkadaşlar, bu önüne anlamına gelen vor prepozisyonunu görüyoruz. Tabii bu prepozisyonlara baktığımızda, yani yer edatlarına baktığımızda cümleyi incelerken arkadaşlar mutlaka iki sorudan birisini soruyor olmam gerekiyor. Ve bu doğrultuda ne yapmış oluyorum ben? Akusatif mi, datif mi diye ne yapmış oluyorum? Bunu ayırt etmiş oluyorum. Dolayısıyla şimdi bu ilk cümleye baktığımızda arkadaşlar ne diyor bize? Die Maus fällt vor die Katze. Şimdi arkadaşlar die Maus fare demek. Evet, tabi bu cümleleri yazarken arkadaşlar mümkün mertebe kendi cümlelerimden yola çıkıyorum. Dolayısıyla hani aralarda böyle havada kalan ya da saçma gibi gelecek cümleler olursa lütfen beni bağışlayın. Tabi buradaki asıl amacımız gramer yapısına odaklanmak. Dolayısıyla hani evet, bu açıklamayı getirdikten sonra tekrar kaldığım yerden devam edeyim. Fallen arkadaşlar düşmek demek ve düzensiz fiil. Dolayısıyla die Maus fällt derken fare düşüyor. Bakın burada bir yönelim var. Vor önüne, die Katze ne demek arkadaşlar? Kedi. Demek ki fare kedinin önüne düşüyor derken ne yapacakmışım? Vor prepozisyonunu, yani yer edatını getireceğim. Peki die de dönüşüm oluyor mu akusatifte? Hayır, olmuyor. Aynı şekilde vor die Katze demem gerekiyor, değil mi? Demek ki die Maus fällt vor die Katze, fare kedinin önüne düşüyor demiş oluyorum.
Peki bunun sorusu ne olacak? Az önce de yazmıştık. Wohin sorusu değil mi? Nereye düşüyor fare diye soracak olsaydık ne olurdu bu? Wohin fällt die Katze düzeltiyorum. Wohin fällt die Maus diye soracaktım. Dolayısıyla burada bir yönelim olduğundan dolayı ne yapmış oluyorum? Akusatifi işin içerisine katmış oluyorum. Arkadaşlar bu akusatif mi yoksa datif mi diye bu ayırda varırken bu ikileme düşecek olursak eğer, inanın bu o kadar doğal, o kadar doğal ki Almanlar bile kendi aralarında bu tarz cümleler kurduklarında Fode katse miydi yoksa Fodi katse miydi diye böyle ikilemde kalabiliyorlar. Buradaki az önce söylemiş olduğum gibi kilit nokta ne? Wohin sorusu ya da wo sorusu. Dolayısıyla bu doğrultuda ne yapmış oluyoruz? Bunu belirlemiş oluyoruz. Dolayısıyla burada ne diyeceğiz? Die Maus fällt vor die Katze, fare kedinin önüne düşüyor demiş oluyoruz. Buraya baktığımızda ikinci cümlede arkadaşlar, evet, der Hut şapka demek arkadaşlar. Düşmek, fällt fallen'den geliyor. Der Löwe, bakın der Löwe aslan demek arkadaşlar ve en olmadan yazılıyor. Bakın burası çok önemli. Der Löwe demek ki aslan demekmiş. Ancak burada istisnai bir durum var arkadaşlar. Farklı bir durum var. Nedir o farklı durum? Aslanın önüne düşüyor derken burada tamamlayıcı bir en koyuyor Almanlar. Vor den Löwen, yani aslanın önüne denilmiş oluyor. Demek ki bu istisnai bir durum olduğundan dolayı en gelmiş oluyor. Bunu bir yapı olarak görmekte fayda var arkadaşlar. Demek ki şapka aslanın önüne düşüyor derken ne diyecekmişiz? Der Hut fällt vor den Löwen diyecekmişiz. Değil mi? Buradaki sorular da demek ki akusatifin sorusu, wohin sorusu. Dolayısıyla wohin'e denk düştüğünden dolayı bu cümlede ne olmuş olacak? Akusatif olmuş olacak. Burada akusatif kuralını görüyoruz. Der ne oluyor? Den'e dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla vor den Löwen demem gerekiyor. Bir sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Der Apfel, evet, meyvelerden, çok da sağlıklı. Aslında bütün meyveler sağlıklı, öyle değil mi? Ancak der Apfel, bu neydi arkadaşlar? Elma demekti, değil mi? Ve hayvanlardan das Pferd, çok çok asil bir hayvan, değil mi? Bütün hayvanlar çok güzel. Das Pferd da çok güzel bir hayvan. At demek. Demek ki das Pferd, at, zaten yeşille verildiğine göre, değil mi? Bu artikel das'ı simgelemiş oluyor. Burada evet, elma atın önüne düşüyor. Evet, bu da benim evet uydurmuş olduğum bir cümle. Ne diyor? Elma atın önüne düşüyor derken das Pferd, bakın burada arkadaşlar das şeklinde kalıyor. Vor das Pferd, atın önüne. Dolayısıyla elma atın önüne, değil mi? Yer çekimine maruz kalıyor elma ve ne oluyor? Düşüyor derken der Apfel fällt vor das Pferd demiş oluyorum. Bu da gayet bariz bir cümle. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Die Bananen fallen vor die Affen. Evet. Ne diyor şimdi bu cümle bize? Die Bananen, muzlar. Tek başına muz derken ne deriz arkadaşlar? Buradaki en'e düşürürüm, değil mi? Tek başına muz. Die Banane, değil mi? Bunu zaten meyveler konusunda görmüştük. Die Bananen fallen, muzlar düşüyor. Evet. Nereye düşüyor? Vor die Affen. Der Affe, maymun demek. Maymunlar derken die Affen. Dolayısıyla akusatif kuralına baktığımızda ne oluyor? Aynı şekilde kalıyor. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Vor die Affen diyeceğiz. Dolayısıyla die Bananen fallen vor die Affen, muzlar maymunların önüne düşüyor demiş oluyoruz. Değil mi arkadaşlar? Evet, dediğim gibi arkadaşlar, takıldığımızda emin olun o kadar doğal, o kadar doğal ki takılmak. Acaba bu vor den mi olacaktı diye datifliğe de gidebilir aklımız. Mutlaka cümleye baktığımızda soruyu sormam yeterli olacak. Nereye düşüyor derken ne diyeceğim arkadaşlar? Bizim kilit sorumuz ne? Wohin sorusu. Akusatif.
Dolayısıyla wohin fallen die Bananen? Muzlar nereye düşüyor? Değil mi? Dolayısıyla maymunların önüne derken vor die Affen cümle içerisinde kullandığımda da die Bananen fallen vor die Affen demem gerekiyor. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Die Maus fällt vor die Katze. Die Maus fällt vor die Katze. Der Hut fällt vor den Löwen. Der Hut fällt vor den Löwen. Der Apfel fällt vor das Pferd. Der Apfel fällt vor das Pferd. Die Bananen fallen vor die Affen. Die Bananen fallen vor die Affen. Sıradaki preposition, yani yer edatına bakalım şimdi arkadaşlar. Altında diyeceğiz. Daha doğrusu altına doğru derken ne diyeceğiz o zaman? Unter, değil mi? Altına doğru. Evet. İlk örneğimize bir bakalım. Die Katze legt sich unter die Kiste. Evet, burada die Katze, kedi, legt sich, sich legen, bakın burada refleksif bir fiil görüyoruz. Uzanmak demek arkadaşlar. Yani yatmak, uzanmak anlamına gelen sich legen'i görüyoruz. Bu neye göre çekimlenmiş? Die Katze'ye göre çekimlenmiş. Unter die Kiste, die Kiste arkadaşlar küçük kutu anlamına ya da tabii kutu diyebiliriz bunun için. Kutunun altına ne yapıyor? Uzanıyor dediğimde die Katze legt sich unter die Kiste demiş oluyoruz. Demek ki burada da gene tıpkı diğer yer edatlarında olduğu gibi ne yapmış oluyorum die artikelini? Die şeklinde tutmuş oluyorum. Demek ki kedi kutunun altına uzanıyor derken die Katze legt sich unter die Kiste demiş oluyorum. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Der Vogel, bu da gene bir hayvan. Bu kuş demek arkadaşlar. Der Vogel geht, evet, nereye doğru gidiyor? Unter den Schrank. Schrank arkadaşlar dolap demek. Dolayısıyla akusatifteki dönüşüm neydi? Der, den'e dönüşüyordu. Ne yapıyor? Dolabın altına giriyor, değil mi kuş? Dolayısıyla ne diyeceğiz? Der Vogel geht unter den Schrank demem gerekiyor. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Der Hund, evet bakın burada da gene legt sich, uzanmak demek arkadaşlar. Evet, der Hund neydi? Köpek demekti. Das Bett, bu da yatak demek. Yatağın altına uzanıyor diyeceğiz. Dolayısıyla ne olacak bu cümle arkadaşlar? Köpek yatağın altına uzanıyor derken der Hund legt sich unter das Bett. Bakın neden das Bett? Çünkü das ne oluyordu akusatifte? Gene das şeklinde kalıyordu. Dolayısıyla köpek yatağın altına uzanıyor derken ne diyecekmişiz? Der Hund legt sich unter das Bett diyecekmişiz. Sonraki cümleye baktığımızda burada gene kediyi görüyoruz. Die Katze geht, değil mi? Gidiyor. Bakın burada arkadaşlar tekilde die Gardine perde demek. Dolayısıyla perdenin altına, perdelerin altına giriyor diyecek olursak bakın burada çoğulda die Gardinen şeklinde, die Gardinen demek ki çoğuldaki durumu die Gardinen şeklinde yorumlanıyor. Dolayısıyla kedi perdenin, daha doğrusu perdelerin altına doğru gidiyor diyecek olursak ne diyecekmişiz arkadaşlar? Die Katze geht unter die Gardinen, değil mi? Perdelerin, ne deriz güzel Türkçemizde? Orada da öyle deriz, değil mi? Perdelerin altından, değil mi? Dolanıyor, yürüyor derken die Katze geht unter die Gardinen dememiz gerekiyor. Dilerseniz bu cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Katze legt sich unter die Kiste. Die Katze legt sich unter die Kiste. Der Vogel geht unter den Schrank. Der Vogel geht unter den Schrank. Der Hund legt sich unter das Bett. Der Hund legt sich unter das Bett. Die Katze geht unter die Gardinen. Die Katze geht unter die Gardinen. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde yer edatları in, for ve unter'ı hangi formda inceledik?
akusatif formunda. Yer edatları burada bitti mi? Hayır, bitmedi. Devamı için arkadaşlar bir sonraki ders videomuzda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.